Her gün güncel ve düzenli videolarla Türk Savunma YouTube kanalından tüm takipçilerimiz ve askeri teknolojileri yüksek çözünürlükte kaliteli olarak kanalımızdan takip etmeyi tercih eden herkese selamlar. Kanalımıza abone olup, yorum yazarak destek olabilirsiniz. Kısa bir süre önce TUSAŞ tarafından geliştirilen yerli savaş uçağı Milli Muharip Uçak ilk taksi testini yapmıştı. Şimdi ise TFX Milli Muharip Uçağın pist üstü yüksek kaliteli fotoğrafları yayınlandı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından geliştirilen Milli Muharip Uçak, program takvimine uygun olarak 18 Mart tarihinden önce hangardan çıktı. Gelişmeyi resmi Twitter hesabından duyuran Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, şu ifadeleri kullandı. Şehitlerimizin aziz hatırasına. Milli Muharip Uçağımızı 18 Mart'ta hangardan çıkaracağız demiştik. Uçağımız bugün pistin başında. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde inşallah gök vatanımızda süzülmesine de şahit olacağız. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Genel Müdürü Temel Kotil, A Haber'e açıklamalarda bulunmuştu. Bu kapsamda Milli Muharip Uçağın hangardan çıkışı için 18 Mart 2023 tarihine hazır olunduğunu belirten Kotil, 18 Mart tarihinde hangardan çıkarma sözümüz var. Tabii 18 Mart tarihini beklememize gerek yok. Birçok şey öğrendik. Epey toparladık. Büyüklerimiz ne zaman tören yapmak isterse biz hazırlığımızı bitirmek üzereyiz. Başında çok zor gözüken bir iş ilerledikçe kolaylaşıyor. Bunu öğrendik. Milli Muharip Uçak 60 kişi ile başladı. Şu anda 1300'den fazla TUSAŞ'ın mühendisi var. Diğer firmalarımızı da katarsak 2000 kişi hizmet veriyor. Tasarımda çok zorlandık ancak imalat çok hızlı ilerledi. Bu durum TUSAŞ'ın geçmiş yıllarda Airbus'a ve Boeing'le çalışması sonucu olduğu ifadelerini kullanmıştı. Milli Muharip Uçağın iniş takımları TUSAŞ'a teslim edilmişti. Bu kapsamda Milli Muharip Uçak'ta kullanılacak iniş takımları TUSAŞ ve Altınay iştiraki olan TAAK tarafından yerli ve milli olarak üretilmektedir. Gelişmeyi duyuran TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçağın 20 Aralık 2022 itibariyle iniş takımları üzerinde olacağını açıklamıştı. Ardından Milli Muharip Uçağın motorunun da takılacağını belirtmişti. Bu kapsamda Kotil gelişmeyi şu şekilde duyurmuştu. AK firmamız iniş takımlarını yapıyor. Koca bir kütleyi taşıyacak bunlar 8 ton. Bunu üretmemiz çok kritik. Motoru da yerli olarak yapacağız inşallah. İlk uçaklarımızda F-16 motorlarını kullanacağız. 2028'de Türk motorumuz gelecek inşallah. Uçuş bilgisayarını Bilgem yapıyor. Bu uçak %100 milli. AirTürk Haber tarafından yapılan paylaşımda ise Milli Muharip Uçak, iniş takımları üzerinde görüntülenmişti. Bu kapsamda Milli Muharip Uçağın altında kullanacağı mühimmatlar da görüntülenmişti. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin geliştirdiği Milli Muharip Uçak önceki gün piste çıktı. Uluslararası kamuoyunda büyük ses getiren bu gelişme, Yunanistan'da endişelenmemiz gerekiyor diye yorumlandı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, önceki gün yaptığı bir paylaşımda, Milli Muharip Uçağın Çanakkale Zaferi anısına piste çıktığını duyurdu. Bir yandan depremin tahrip ettiği 11 kentimiz, devlet ve millet dayanışmasıyla ıslah edilmeye çalışırken, diğer yandan Türkiye Yüzyılı vizyonu kapsamında, özellikle sanayide önemli adımlar atılıyor. Savunma sanayi alanında son 4 ay içerisinde Kızıl Elma, Anka 3 ve Milli Muharip Uçak'ta büyük aşama kat edilirken, TCG Anadolu Gemisi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın envanterine dahil edildi. Otomobil sanayinde de Türkiye'nin ilk yerli elektrikli otomobili olan TOGG'un satış fiyatı duyurulurken ön siparişler alınmaya başlandı.
Bu gelişmeler, özellikle birçok açıdan Amerika'nın F-35'i ile kıyaslanan milli muharip uçak, Yunanistan'da büyük ses getirdi. CNN Yunanistan'da yayınlanan bir makalede, endişelenmemiz gerekiyor yorumunda bulunuldu. Stavros Yannidis imzalı yazıda, yakın vadede Türkiye'nin mevcuttaki F-16 envanterini milli muharip uçak ile değiştirebileceği belirtildi. Yazıda, savaş uçağımızın yüklenici firmasının TUSAŞ olduğu, ARGE çalışmalarının Ankara'da sürdüğü ve taksi çalışmalarının 17 Mart'ta tamamlandığını aktarıldı. Uçağın özelliklerine ilişkin temel bilgilendirme yapılırken, Türkiye Yüzyılı Hamlesi'nden iddialı program diye bahsedilip, milli muharip uçağın bu projenin bir meyvesi olduğu söylendi. Türkiye çok önemli bir şeyi kanıtladı. Gazeteci Yannidis, Yunanistan'ın ve özellikle Atina'nın neden endişelenmesi gerektiğini şu ifadelerle anlattı. Türkiye'nin 5. nesil prototip savaş uçağı henüz ilk testini geçti ve önünde birkaç yıllık geliştirme süreci daha var. Ancak tüm bunlara rağmen Türkiye çok önemli bir şeyi kanıtladı. Ülke her şeye rağmen bir savaş uçağı prototipi yapmayı ve onu çok az ülkenin ulaştığı bir aşamaya kadar geliştirmeyi başardı. Ayrıca Türkiye'deki İHA ve SİHA teknolojilerindeki başarının bir benzeri olarak milli muharip uçakta tekrar edebileceği vurgulanırken, benzer bir satış başarısına bu projede ulaşılmasının ihtimal dahilinde olduğu kaydedildi. Türkiye'nin Rize'den fırlatarak testini gerçekleştirdiği, yerli ve milli imkanlarla üretilen Tayfun balistik füzesiyle ilgili detayları Amerika Birleşik Devletleri basını okuyucularıyla buluşturdu. Balistik füze denemesi son dönemde Türkiye ile büyük gerilim yaşayan Yunanistan'ı ise alarma geçirdi. Yunan basını manşetlerini bu konuya ayırırken, tüm komşu devletlerin askeri çevrelerinde derin endişeye neden olduğu ifadeleri kullanıldı.